Yabancı konusunu konuşalım. Şimdi bu yabancı kontenjanı meselesi, çok farklı teoriler duyduk. Ben ilk olarak bu programda değil ama ana haberde Gürcan Bilgiç yabancı sınırlaması gelecek demiştiniz. Birlikte bir yayın yapmıştık. Bundan 2 ya da 3 ay evvel 6 artı 2 artı 2'ler konuşuldu. Geçen sezon başı belliydi. Siz o zaman yazı da yazmıştınız, evet, galiba, değil mi? Evet. Yani geçen sene, yani bu senede yabancı sayısının azaltılacağı belliydi. Yani o konuda sinyaller vardı. Ve bazı kulüpler de, ki bunların arasında Fenerbahçe de var, yerli oyunculara yatırım yaptılar. Yani işte Deniz Türüç falan transfer ettiler. Yerli sayısı takımda ilk 11 oynayacak. O kaliteye yakın Türk oyunculara yatırım yaptılar. Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anki? Evet. Saçmalık. Ben sınırsız yabancıdan yanayım. Bak, açık söyleyeyim. Evet. Mesela şey dinledim. Fatih Hoca'yı. Karşıydı bu kararı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada. Kime danıştılar dedi. Ama Fatih Hoca Türkiye Futbol Direktörüyken bu 14 yabancı kuralı geldi. O da kimseye danışmamıştı. Yani aynı şeyi bu sefer başka ligdeki diğer hocalar söylüyorlardı. Yani 14'ü getir, niye 13 değil? Niye 15 değil? Neye dayanarak bu rakamları tespit ettiniz? Mesela onlar yerli kuralı diye sundular. 14 yerli kuralı. Yıldırım Başkan'la beraber, biliyorsun. Evet. 14 yabancı değil. Yerli kuralı diye sundular ki bir sene, 2 sene sonra gene Fatih Hoca'dan öğrendik. Meğersem kuraldaki değişimin temel can damarı olan şey, mesela 6 tane alıyordu sana kural. 6'dan itibaren, yani 7'den itibaren 100 bin dolar, 200 bin dolar. Evet. 14'e geldiğiniz zaman 6 milyon dolar fona para yatırman lazımdı. Evet. Bu toplanan parayı da daha çok Türk oyuncu, daha çok genç oyuncu oynatan kulüplere dağıtacaktı şey, Futbol Federasyonu. Yani yerli kuralı, evet, demelerinin nedeni buydu. Yani atıyorum Gençler Birliği acayip bir para alacaktı mesela. O kural uygulansaydı. Son kulüpler bastırdı. Doları TL yaptılar. Sonra onu da kaldırdılar. Bir gecede federasyonun sitesinden silindi o kural. Tabii. Ve biz bunu Fatih Hoca'nın bir seminerde mi, panelde mi ne, konuşmasından öğrendik. Böyle olduğunu. Ve bunu bile bile de Fatih Hoca, yani 2 sene itiraz etmeden ya da bunu dillendirmeden, basına yansıtmadan yaptı. Hatta kınadı kılavu. Niye daha önce tavır koymadın diye. Yani Türkiye Futbol Direktörü'ydü. Fakat her şey bir tarafa. Ben rekabeti yaşanmasından yanayım. Ve bugün Sivasspor, Alanya, Başakşehir böyle zirvelere oynuyorsa, sürpriz takımlar çıkıyorsa doğru yabancıları alıp büyük takımlara ya da hedef takımlar diyeceğimiz, bütçeleri daha geniş diğer takımlara kafa tutmalarını. Kesinlikle. Yani yerli sayısı arttığında bizim futbolumuz gelişmeyecek. Gene çok sıradan ya da topa biraz daha iyi vuran Türk oyuncuyu almak için çok büyük paralar verilecek. Yani yabancıya paralar veriliyor. Evet, veriliyor ama yerliye de veriliyor. Yani Ozan Tufan'ı 8 milyon euroya aldı Fenerbahçe. Evet. Yani Ozan Tufan Bursa Spor'dan. Tabii tabii. Volkan Şen ikilisine 11 milyon euro para verdiler. Az para mı bu? Sırf Türk olduğu için verdiler ama. Yani o kontenjanın içinde Türk oyuncu olsun. Çünkü kulüp veya teknik direktör şöyle bakıyor. 10 oyuncum var sahada. Yani kaleciyi bir kenara koyuyor. Bunun %50'sini yatırımını yapıyorum ben diyor. Yani veririm ben o parayı diyor. Değerli çünkü. Birdenbire değerli hale geliyor Türk oyuncu. Oyuncuya da çok para veriyorsun. Başka takıma gitmesin diye. Sonra yabancı kuralı sayısı artıyor. Yurt dışına oyuncu ihraç ediyoruz. Yabancı sayısı düşüyor. Yurt dışına oyuncu gönderemiyorsun. Niye gitsin oyuncu? Burada çok daha iyi para kazanıyor. Zaten 2 milyon, 2,5 milyon euro verdiğiniz yerli bir oyuncuyu bir Avrupa kulübünün o maaşı verip almasını hayal edemiyoruz. Tabii yani. Orada bir de %45-50'ye yakın vergiler var. Dediğim gibi bizde vergiler düşük olduğu için o parayı veriyorsun. Evet. Ona maliyeti 5-6 milyon euro oluyor.
Bugün Kruse mi şey miydi? 7 milyon euro maliyeti nedeniyle 2 milyon euroya satışa çıkarttın oyuncu. Almanya'da. Bizim Hüseyin yazdı ya. Çok şey bir oyuncu. Hüseyin Özkök abi yazdı. Ha. Cengiz Han ona bir baksın. Bir kere Avrupalıların zaten maliyet hesabı bizden farklı. Yani Bahar Özgüvenç'i transfer edeceksen Bahar'ın yıllık maaşı 1.1 milyon euro ise 3 yıllık anlaşma imzalayacaksam 3.3 ediyor. 3 milyon da bonservis bedeli veriyorum. 6.3 ediyor. Hesabı böyle yapıyorlar. Yani Cengiz Ünder işte Roma'dan 1.1 alıyor. Ülkemizde 2.5 milyon euro alıyordu şu anda Cengiz Ünder. Kimse evet. Kusura bakmasın yani. Kalsaydı mı? Kalsaydı. Tabii tabii. Ya, yabancı kuralıyla kalsaydı. Biraz öyle geliyor. Bahar Yusuf Yazıcı önemli bir transfer yaptı. Trabzonspor'dan Fransa'ya gitti. Yusuf verdiği mülakatta yabancı kuralı aynen kalmalı ya da serbest bırakılmalı. Yabancı oyuncularla rekabet kaliteyi çok arttırdı. Önce onları geçmeliyiz diye düşünüyor. Sen yeşil sahadan gelen biri olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi şöyle... Şule. Çok özür dilerim. Şule. Doğru. Şule'yi satışa çıkardılar. Şule'yi satışa çıkartıyorlar. Dortmund 7 milyon eurosunu veremem diyor senin diyor. 2 evet. milyon euroya satışa çıkartıyor. Evet. Şule gibi bir oyuncuyu. Çünkü Alanya'da bir versin. Bunun da %45'i vergiymiş. Neti 350'ymiş. Düşünün. 3 milyon 150'ye geliyormuş. Artık o maaşlar bonservisten daha önemli hesap konusu haline geldi kulüpler için. Evet. Ben şimdi yani futbolcu tarafından bakmadan önce özellikle şunu dile getirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de çok değerli teknik adamlar var. Ve bilgi alışverişi bir sistemin veya bir iş yerinin herhangi bir şeyi yükseltmek için en güzel yapılan alışveriş diye düşünüyorum. Neden bilgi alışverişi yapılmıyor böyle kararlar verilirken? Bu teknik adamların neden görüşleri alınmıyor? Yani ben bir teknik adam olsam isterim ki böyle 10-12 tane yıllarını vermiş bu yaşantıda, yıllarını vermiş bu düzeyde, üst düzeyde profesyonel hayatta olan teknik adamlar, işte federasyon açısından söylüyorum, karşılığını alıp bilgi alışverişi yapabilirlerdi. Şöyle olurdu, böyle olurdu. Sabaha kadar da toplantı yapabilirlerdi. Şimdi ben gazetecilik anlamında hiçbir şey bilmeyip bir tane gazeteyi sahip oluyorsam, patron oluyorsam ben şimdi Gürcan Bey gibi 15-20 tane değerli kalemi almam lazım ki ne yapabiliriz, nasıl büyütebiliriz, nasıl zarara uğramayız, nasıl başarıya ulaşırız diye. Ben bu teknik adamların kaleye alınıp böyle bir karar alınıp veya alınmayacağına karar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani özellikle futbolcu tarafından bakmadan önce hem o insanları değerli kılmış oluyorsunuz hem de fikir birliğiyle hareket edilmiş oluyor. Belki de en az kayıpla atlatılabilirdi bu konu. Bu kadar da tepki olmazdı. Gülcan abinin vurguladığı nokta, Fatih Hoca da bu konuyu kimseyle görüşmeden aldı dedi ama yabancı serbestlisi konusunda kamuoyu hemfikirdi. Yani yabancı sayısı daha yukarıya çekilsin konusunda hemfikirdi. Orada bir kamuoyu birliği vardı. Sayı konusu çok tartışıldı ama bu meselede hani ben meslektaşlarımız arasında da sınırlama olsun mutlaka olmalı diyen birini pek görmedim. Ancak işte arkadaşlarım ne yazık ki bu yabancı kuralı yüzünden 33 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalıyor diyen yerli futbolcular gördüm. 3 milyon euro kazanacakken niye 700 bin euro kazanıyoruz diyen gurbetçi oyuncular gördüm. Gördüm ama hani futbola, Türk futbolunun geleceğine kafa yoran insanlardan bu yönde bir görüş görmedim. Abi yani bu kadar dünya bu kadar rekabet içindeyken ve sen bir sahne işi yapıyorsun. Çünkü artık futbol sahadan çok televizyonun sahnesine girdi. Evet. Yani bir maçı işte bir statta 60 bin kişi seyrediyor ama televizyonun başında 4-5 milyon kişi seyrediyor, oturuyor. Evet. Ve bir televizyon oyunu oldu o. Dolayısıyla en büyük geliri de yayıncı kuruluştan alıyorsa bütün kulüpler açısından söylüyor. Yani tabii ekstra kulüpler vardır, yayıncı kuruluş geliri kalem olarak daha düşük olan bütçede de işte City gibi ya da United gibi daha iyi pazarlaması olan. Ama Türkiye'de 70'e 80'e gelmiş yayıncı kuruluş da şunu ister. Biz de yayıncı kuruluşuz. Yani sahada çıksın, takımlar çatır çatır oynasın, rekabet son haftaya kadar devam etsin, herkes herkesi yensin, evet. Maçın ne olacağı bilmesin, insanlar da bunu seyretsinler. Tabii. İster. Tabii. Çünkü
arz, o arz talepten kulüplere gidecek parada.